Atatürk devlet malını müsrifçe kullananlara ağır konuşurdu. Çankaya'da görevli olan personelin yeme içme masraflarını, barınma masraflarını, köşkün tamiratlarını bizzat maaşından karşılıyordu. Elçiliklerden sipariş edilen kitaplardan tutun da köşke alınan çiçeklere kadar her şeyi maaşından öderdi. Seyahatlerinde asla harcırı almazdı. Savurganlıktan, şatafattan daima uzak dururdu. Bir keresinde köşkün penceresinden bakarken manevi kızı Nebile'nin otomobile binip gittiğini gördü. Yaverini çağırdı. Derhal peşinden gidip buraya getirin dedi. Getirdiler. Nebile'yi karşısına aldı. Sen benim kızımsın ama bu arabalar babanızın malı değildir. Millete aittir. Her aklına esen buradan araba alıp gidemez diye azarladı. Ayrıca sık sık yurt gezilerine çıkar, ülkenin sosyal ve ekonomik koşullarını kendi gözleriyle görürdü. Gittiği yerlerdeki yüksek görevlilerle görüşür, çeşitli kurumları denetler ve gördüğü problemler için derhal önlem alırdı. Halka sorular sorarak halkın dertlerini bizzat halktan dinlerdi. Herkese demokrasi kavramını anlatırdı. Kendisini halktan ayrı görmüyordu. Bir keresinde Mersin'deki bir akşam yemeğinde Latife Hanım'la kendisine hazırlanan yaldızlı tahtlara oturmayı reddederek normal iki sandalye getirtti ve halkın arasında yer aldı.